çoğu organik molekül renksizdir. Buna örnek olarak eten veya etileni verebiliriz. Etilenin iki karbonu vardır ve bunların ikisi de sp2 hibritleşmesine uğramıştır. Bu karbonlardan her birinin bir p orbitali vardır. Toplamda iki p orbitali ve iki atomik orbitalimiz mevcut. Bu iki atomik orbital yeniden şekillenerek iki moleküler orbital oluşturacaktır. Biri bağ moleküler orbitali, diğeri ise anti bağ moleküler orbiteli. Bağ moleküler orbitalinin enerjisi daha düşüktür. Bu aşağıdaki taraf moleküler orbiteli gösteriyor. Anti bağ moleküler orbitalinin enerjisi ise daha yüksektir. İşte burada anti bağ moleküler orbitalini görüyoruz. Etilenin 2 pi elektronu vardır. Bu iki elektronu mor renkle gösterelim. Bu iki elektron bağ moleküler orbitaline gider. Yani bu orbital dolar. Bu orbitale en yüksek dolu orbital veya İngilizce kısaltmasıyla HOMO diyebiliriz. Bu ise en düşük boş moleküler orbital veya LUMO'dur. HOMO ve LUMO arasında enerji farkı vardır. Bu enerji farkı ışığın dalga boyuna karşılık geldiği için çok önemlidir. Enerji Planck sabiti çarpı ışık hızı bölü dalga boyuna eşittir. Yani enerji ve dalga boyu birbirlerine ters orantılıdır. Belirli bir miktarda enerji, belirli bir ışık dalga boyuna denk gelir. Homo ile Lumo arasındaki bu enerji farkı belirli bir ışık dalga boyuna denk gelir. Bu dalga boyunun yaklaşık 171 nanometre olduğunu görüyoruz. Yani etilen ışığı 171 nanometre dalga boyuna soğurduğunda bu homo ile lumo arasındaki enerji miktarına karşılık gelir. Bu enerji pi elektronlarından bir tanesinin homodan lumoya yani pi pi yıldızı geçişiyle geçmesine yetecek kadardır. Evet, kısacası etilen ışığı 171 nanometrelik dalga boyunda soğurur. Şimdi devam edelim. 4 karbonu olan 1,3 butadiyen. Bu karbonlardan her biri sp2 hibritleşmesine uğramıştır ve her birinin bir p orbitali vardır. Yani 4 p orbitali ve 4 atomik orbitelimiz var. Bunlar yeniden şekillenerek ikisi bağ, ikisi anti bağ olmak üzere 4 moleküler orbital oluşturacak. Bağ moleküler orbitalleri anti moleküler orbitallerinden daha düşük enerjiye sahiptir. Bütadiyen için toplamda 4 p elektronumuz var. İkisi burada, diğer ikisi de burada. Bu pi elektronları iki bağ moleküler orbitalini oluşturur. Şimdi de en yüksek dolu moleküler orbitali bulmamız gerekiyor. İşte bu. En az dolu moleküler orbital ise bu. Burada homo ile lumo arasındaki enerji farkından bahsediyoruz. Bu enerji farkı daha önceki örnekteki enerji farkından daha az. Enerji ve dalga boyu arasında ilişki kuran denklemi düşünürsek, enerjiyi azaltırsak değerler birbirleriyle ters orantılı oldukları için dalga boyu artmak durumundadır. Yani burada önceden olduğundan daha yüksek bir dalga boyu olmalı. 13 bütadiyen ışığı 171 nanometre yerine yaklaşık 217 nanometre dalga boyunda soğurur. Son olarak 135 hekza triyene bakalım. Pi elektronlarına bakacak olursak 2, 4 ve 6 pi elektronumuz var. Bu 6 pi elektronu 3 bağ moleküler orbitelini doldurur. Şimdi ise en yüksek dolu moleküler orbiteli ve en düşük boş moleküler orbiteli bulup aralarındaki enerji farkına bakacağız. Fark ettiyseniz enerji farkı daha da azalmış durumda. Tekrarlayalım. Enerji düşerse ışığın soğurulduğu dalga boyu artar. O zaman ışığın dalga boyundan daha da yüksek olmalı yaklaşık 258 nanometreye kadar çıktığını söyleyebiliriz. Yani hexatriyen ışığı yaklaşık 258 nanometre dalga boyunda soğurmaktadır. Bu değer elektromanyetik spektrumun UV bölgesinde yer alıyor. Dolayısıyla hexatrien renksizdir. Bir şeyin renkli olabilmesi için ışığı görünür bölgede soğurması gerekmektedir. Bunu da bulabilmek için konjügasyonu göz önünde bulundurmalıyız. Elimizde konjuge hekzetriyen var. Çift bağ, tek bağ, çift bağ, tek bağ ve çift bağ. Fakat hekzetriyen ışığı yine de UV bölgesinde soğuruyor. O zaman şimdi hekzetriyenden çok daha konjüge olan bir molekül hayal edin. Konjugasyonun artması ışığın daha yüksek dalga boyunda soğurulması anlamına gelir. Örneklerimize tekrar bakarsak, konjugasyon arttıkça soğurulan ışığın dalga boyunun da arttığını görürüz. Yoğun bir şekilde konjüge olan bir molekül, ışığı daha yüksek bir dalga boyunda soğuracaktır. Yaklaşık 400 nanometreyi geçtiğimizde ise görünür bölgeye gireriz. İşte bu bölgedeki moleküller renkli olmalıdır. Şimdi de önceki videoda bahsettiğimiz beta karotene bir bakalım. Beta karotenin turuncu olduğunu söylemiştik. Burada turuncu bir molekülümüz var. Yine burada önemli olan şey konjugasyon. Beta karotenin ne kadar konjuge olduğuna bakalım. Tüm bu tek ve çift bağlara bir bakın. Bu yoğun konjugasyon molekülün ışığı daha uzun dalga boyunda soğurduğu anlamına gelir. Yani elektromanyetik spektrumun görünür bölgesinde. Beta karoten mavi ışığı soğurup turuncuyu yansıtıyordu. Biz de bu yüzden havucun ve bu molekülün turuncu göründüğünü söylemiştik. Kısacası bu gibi durumlarda konjugasyona bakıyoruz. Başka bir örneğe daha bakalım. Fenol fitalein. Fenol fitalein en bilinen asit baz indikatörlerinden biridir. Genel kimya laboratuvarında daha önce çalışmışsanız eminim asit baz titrasyonlarınız için fenol fitaleini indikatör olarak kullanmışsınızdır. Evet, düşük pH değerlerinde ve asidik bir ortamda fenol fitalein renksizdir. Baz eklediğimizde yani pH arttığında ise pembe veya mor menekşe rengini görürüz. Sebebini açıklamaya çalışalım. Öncelikle biraz sodyum hidroksit ekleyelim. İşte hidroksit anyonu. Buraya bir hidroksit anyonu daha çiziyorum. Oksijen üzerinde eksi bir yük var. Hidroksit anyonu burada baz görevi görecektir. Bu protonu alır, daha sonra bu elektronlar buraya gelir. Bunlar buraya gelir, Bunlar buraya gelir ve bunlar da oksijene ulaşır. Diğer hidroksit ise bu protonu alır ve bu elektronlar buradaki oksijene ulaşır. Bu elektronları takip edelim. Mor renkli elektronlar buraya bu şekilde gelir. Mavi elektronlar da buraya gelir. Yeşil olanlara bakalım. Onlar da buraya gelir. Son olarak bu kırmızı elektronlar da oksijene gelir. Bu yüzden oksijene eksi bir formal yük veriyoruz. Buradaki hidroksit anyonu bu protonu alırsa bu elektronlar buradaki oksijene gelir ve bu da oksijene eksi bir formal yük verir. Dolayısıyla burada bir iyon oluşur. Bu iyon pembe veya mor menekşe rengindedir. Yakından bakarsak sebebini görebiliriz. Mevcut olan konjugasyona bakalım. Dönüşümlü olarak gelen tek ve çift bağları görüyorsunuz değil mi? Yani çift bağ, tek bağ, çift bağ, tek bağ, çift bağ, tek bağ, çift bağ, tek bağ, tek bağ çift bağ vesaire. Neredeyse bütün iyonun konjuge olduğunu görüyoruz. Bu yoğun konjugasyon durumu iyonun ışığı görünür bölgede soğurmasına sebep olur. Bu iyonumuz pembe veya mor menekşe renginde görünür. Diğer yönde de gidebiliriz. Bir miktar asit eklersek bunu renksiz fenol döndürebiliriz renksiz olmasının sebebi ise burada gösterdiğim karbonun sp3 hibritleşmesine uğraması. Bu sebeple karbonda p orbitali yoktur. Bazen halkalarında bir miktar konjugasyon mevcut ve dönüşümlü olarak birbirini takip eden tek ve çift bağlar var. Fakat bu konjugasyon merkezdeki karbona geldiğimizde kesidir. Yani tüm molekül boyunca konjugasyon yoktur. Bu sebeple ışık görünür spektrumda soğurulmuyor. Bu yüzden molekül renksizdir. Sağdaki karbona bakalım. Kırmızı ile gösterdiğim bu karbon sp2 hibritleşmesine uğramıştır. O zaman bu karbonun p orbitali vardır ve bu elektronlar konum değiştirebilir. Yoğun konjugasyon sonucu olarak da renk görürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.